Herkese merhaba. Bugün 12 Mart Dünya İnternet Sansürü ile Mücadele Günü. Sınır tanımayan gazetecilerin girişimiyle uluslararası takvime giren bugün de 2009'dan bu yana konuyla ilgili gözlemler yapılıyor, raporlar hazırlanıyor. 2009'da Türkiye internet sansürü yapan ülkeler liginde Rusya ile birlikte üst sıralardaydı. 13 yıl sonra bugünlerde olduğumuzu konuklarımızla tartışacağız. Ama şunu biliyoruz ki Google raporuna göre, şeffaflık raporuna göre içerik kaldırmada dünya dördüncüsüyüz. 2019'da erişime yasaklı site sayısı yaklaşık 300 bindi ve bunların önemli bir bölümünü haber siteleri oluşturuyordu. Bugün online sansüre karşı gazeteciler ve aktivistler ne yapabilir, ne yapıyor sorusuna da cevap arayacağız. Konuklarımız Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği eş direktörü Barış Altıntaş, Committee to Protect Journalists Türkiye temsilcisi Özgür Öğret ve Türkiye Gazeteciler Sendikası avukatı Ülkü Şahin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Barış, istersen istersen seninle başlayalım sohbet etmeye. İnternet sansüründe Rusya ile yarıştığımıza ve gündemimizde savaş olduğuna göre iyi bir giriş noktası olabilir diyorum, öyle düşünüyorum. Rusya ile Türkiye'de özgürlükleri kısıtlayan düzenlemelerde uzun zamandır bir paralellik var. Özellikle de sivil topluma ve basına yönelik baskı biçimlerinde. İşte sık sık hatta birbirlerinden öğrendiklerini söylüyoruz. Bundan bahsediyoruz. Ukrayna'nın işgali sonrası yeni bir yasa çıkarıldı ve işgale işgal demek artık suç Rusya'da. Gazetecilik yapılamaz hale geldi ve özellikle bağımsız gazeteciler Rusya'yı terk ediyor. Bir sorun da fake news argümanının el değiştirmiş olması. Bu bizde de böyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Trump döneminde sıkça yaşadığımız bir sorundu. Yani yalan haberle mücadele için gazeteciler tarafından mekanizmalar geliştirilmekteyken birden bu sorun popülist ve otoriter liderlerin elinde baskı aracı haline geldi. Yalan haberle mücadele adı altında bağımsız sesler susturulmaya başlandı. Bu iki konuyu da birleştirerek, sen Rusya'yı terk eden bağımsız gazetecilerle iletişim halindesin. Hatta MLSA ev sahipliği de yapıyor onlara. Mevcut durum ne, planları ne? Biraz bahsedebilir misin? Teşekkürler, güzel bir soru. Evet, biz Rusya'yı yakından takip ediyoruz ama önce bir noktaya değinmek istiyorum. Sadece Rusya ve Türkiye değil, bu raporlarda önde gelen ülkeler arasında birçok ülke var maalesef. Hindistan özellikle COVID döneminde 2020'de protestolar sırasında Malezya, Nijerya, sayısız ülkede maalesef benzer internet alanını kontrol etmeye yönelik sansür veya fake news farklı adlarla düzenlemeler görebiliyoruz. Bunun genel bir trend olduğunu bir kere söyleyerek başlamak istiyorum ben. Rusya ile Türkiye maalesef evet birçok anlamda benziyor. 4 Mart'ta bir yasa geçti. Onun öncesinden ben biraz bahsetmek istiyorum. Rusya'da internet bir süredir oldukça sıkı kontrol edilen bir alan. Son Türkiye benzeri birçok erişim engeli, birçok blok engeli varken son günlerde platformlara, daha doğrusu son bir geçtiğimiz bir yıl içinde de platformlara yönelik çok büyük bir baskı görüyorduk. Örneğin Twitter'ın yavaşlatılması, bunun için işte DPI, Deep Packet Inspection adı verilen bir paket kullanıldığı söyleniyor. Google'a çok büyük ticari mahkemelerden çok büyük finansal yaptırımlar uygulandı. Genel olarak da hükümetin platformlara her zaman işte istediğimiz içeriği kaldırın, kaldırmıyorsanız sonuçlarına katlanırsınız dediği. Aynı şekilde benzer gene bir hatırlatma. Bunun geçtiğimiz sene Rusya'da seçimler yapıldı COVID altında ve bunlar online seçimlerdi. Örnekse Apple şirketinin App Store'u bir muhaliflere ait, Navalny'e ait bir oy programını şeyden kaldırdı, App Store'dan. Baskı nedeniyle platformlarda burada çok yasal bir girişim olduğunu bilmiyorum ama bunun da altını çizerek söylemek istiyorum. Çünkü bazen seçim yasakları işte son sessizlik günü gibi böyle bir şey yoktu. Bu sene seçim yasakları olmadı Rusya'da. Online yaptığı için sene başında bir kanun değişiklikleriyle o sessizlik günü bizde de oluyor. Bu kaldırılmıştı. O yüzden bu da doğru değil. Çok benzer şekilde şirketlere, platformlara yönelik bu şeyleri zaten görüyorduk. Son olarak zaten bir işte fake news dediğimiz yalan haber yasası Rusya'da vardı. Fakat Ukrayna'nın beklenmedik bir şekilde ülke dışında kimsenin beklenmediği 27 Şubat'ta işgali sonrasında Rus ya da makamlar büyük bir açıklama yaptılar ve çok açık bir şekilde gazetecilere
asla savaş kelimesini kullanmamasını söylediler. Bu hatırlayacaksanız Zeytin Dalı operasyonunda da 2018 Ocağı'nda Türkiye'de de olmuştu. Ve savaş yerine askeri harekat denmesi, aynı Türkiye'deki çok hani terimler de benziyor, birebir aynı istendi. Ayrıca ikinci bir kural olarak Rusya'da gazetecilik yapan tüm kurum ve kuruluşların sadece ve sadece Savunma Bakanlığı'nın, işte Şoygu diye şimdilerde artık herkesin tanıdığı, onların açıklamalarından haber yapması istendi. Bu çok açık olarak iletildi bütün bütün kurumlara ve de Roskomnadzor, yani oradaki RTÜK de dedi ki eğer bunlara uymazsanız çok büyük milyonlarca ruble ceza yiyeceksiniz. Ceza davası başlatılacak gibi ve biz bir de yasa geçireceğiz dediler. Bu da yeni bir fake news yasası. Sadece Ukrayna Savaşı ile ilgili, yalan, tırnak içinde söylüyorum, yalan haber yapılması konusunda, yani istenilmeyen haber yapılması dışında 15 yıla kadar cezalandırılabileceğiniz bir yasa geçireceğiz dediler ve bunu da geçtiğimiz günlerde 4 Mart'ın 4'ünde gerçekten de meclis, Gosduma, hükümet duması dediğimiz parlamentodan geçirildi. Bu da bağımsız gazetecilerin, zaten bir avuç olan bağımsız gazetecilerin işlerini yapmasını imkansız hale getirdi ve birçoğu civardaki ülkelere gittiler. Şimdi hava kapası, sahaları kapalı olduğu için Rusya'ya yönelik ambargolar nedeniyle ülkeden çıkmak zaten zor zorlaştırılıyor. Ve birçoğu terk etmek zorunda kaldı. Benzer şekilde YouTube'dan yayın yapan ve Rusya'nın tek bağımsız televizyon kanalı diyeceğimiz Yağmur kanalı, yine geçtiğimiz günlerde yine 4 Mart veya 5 Mart günü artık faaliyetlerini son verdiğini açıkladı. Bazı gazeteciler Twitter'dan duyurdular gerçekten gittiklerini. Bazıları söylemediler. Bazıları dedi ki ben artık Rusya'dan ayrıldım, şu an şuradayım, buradayım. Bazıları bilgi verdi ama çok büyük bir çıkış olduğu, kalanların bir kısmı hakkında davalar devam ederken bir kısmı hakkında dava devam etmese de büyük bir tehdit altında hissettikleri. Çünkü özellikle bu son çıkan yasayla müthiş bütün bağımsız gazetecilerin açıkça hedef alındığı ortada, gerçekten korkunç bir durum var. Gene benzeri şekillerde baskı altında olan STK'lara yönelik operasyonlar olmuştu. Gene savaşın başladığı günlerde. Bu nedenle de belki haklı olarak kalanlar da oldu bu arada. Kalanların durumunu sonra konuşuruz ama birçok insanın çıktığını görüyoruz. Burada Türkiye ile benzerlikler gerçekten çok can yakıcı. Bununla ilgili son bir nokta da hani belirtmek istiyorum. Hatırlarsanız bu fake haber, yalan haber konusunda geçtiğimiz yaz Türkiye'nin birçok yerinde yangınlar olmuştu. Yazın farklı farklı bölgelerde, özellikle de güney ve batı kıyılarında. Ve bunlarla ilgili olarak biz televizyondan, özellikle de yandaş kanallarda hiçbir şey izleyemezken birçok bağımsız gazeteci, bazı da uluslararası medyanın, medya kuruluşlarının temsilcileri ve bizde de muhalif ya da özgür kanallar olarak tanımlayabileceğimiz kanalların temsilcileri sayesinde biz bunların boyutlarını görebildik. İkincisi, bu konuda hükümet inanılmaz büyük bir derecede eleştirildi. Yeterince müdahale, uçak yapılmadığı gibi hem uzmanlar böyle eleştirilerde bulundular. Bunun da belgelenmesi açısından son derece önemliydi bu gazetecilerin yaptıkları. Ve bunun sonunda hükümet makamları bunun sonucu olarak Türkiye'nin güçsüz gösterilmeye çalışıldığını, bunların gerçek olmadığını, ki biz hani insanların gerçekten de alevlerin ortasından yayın yaptığı görüntüleriyle ve kaldı ki bölgede yaşayan insanların da internetten öğrendiğimiz kadarıyla gayet doğrulanabilir bilgilerle gerçek olduğunu da bildiğimiz şüphe getirmeyecek şekilde olaylar konusunda bunların neredeyse terörizm, vatan hainliği ve Türkiye'yi güçsüz göstermek amaçlı yalan haberler olduğunu, yalan olmadıklarını emin olduğumuz söylediler. Burada tümüyle birebir aynı bir mantık var ve maalesef nasıl artık o noktaya gelince, umarım Türkiye'nin başına asla böyle bir şey gelmez ama hani savaş hakkında hiçbir şey yazamazsınız, yangınlar hakkında hiçbir şey yazamazsınız ama bunun nereye gideceğini kestirmek çok güç. Türkiye'de de bir tabii ki kötüye gidiş bekliyoruz ama umarım bu raddeye gelmeden ülkemizde daha normalize olur diyerek sözü sana tekrar veriyorum Banu. Teşekkürler. Özgür, bu noktada hemen çok ilişkili bir şekilde sana dönmek isterim. Evet, bizde henüz bir yasal düzenleme yok ama gündemimizde bir yalan haber yasa tasarısı var. Son 6 aydır özellikle konuşulan, bir yıldır konuşulan. Yakın zamanda da Voice of America, Deutsche Welle, Euronews üzerinde lisans baskısı kurulmak istendi, deneniyor. Gazetecileri Koruma Komitesi gazeteciler üzerindeki tüm baskı ve tehditlerle ilgileniyor ama
Türkiye'de bu tip sansür düzenlemeleri, mesela gazeteciler üzerindeki tehdit ve baskılar sıralaması yapacak olsak nerede, ya da son yıllarda bu sıralamada bir değişiklik var mı? Mesela cezaevindeki, yani biz 2 sene evvel cezaevindeki gazeteci sayısından yakınıyorduk ama şimdi o sayı düştü. Fakat yargılanan gazetecilerin sayısı arttı. Bu sansür düzenlemelerinde de bir şey oldu mu? Yükseliş, artış, baskı kurmak bakımından gazeteciler üzerinde. Tabii şimdi bir sıralama yapmak çok doğru değil. Dediğiniz gibi bazen hapisteki gazeteci sayısı arttığında o ortaya ön plana çıkıyor. Bazen başka konular ortaya çıkıyor. Yani bir bütün olarak görüyorum ben. Yani Türkiye'deki tartışmayı gündem belirleme, gündeme şeklini verme, hangi kelimelerle konuşulacağını kontrol etme, iktidarın çok uzun yıllardan beri devam eden bir çabası. Bütün medyanın el değiştirmesinden 2016 sonrasında kapatılan yüzden fazla basın kurumunun durumu, bugün konuştuğumuz sosyal medyaya baskı amaçlı getirilen düzenlemeler, getirileceği söylenen düzenlemeler, bunların hepsi bir bütün aslında, birbirinden farklı değil. Türkiye'de sosyal medya bilhassa şu anda gazeteciliğin son tutunduğu alanlardan bir tanesi. Yani genel olarak internet, ama internet sitesinden ziyade daha çok sosyal medya üzerinden, hangi platformu tercih ediyorsak olalım, oradan bilgi alıyoruz. Ve bu hem internet öncesi hem de internet sonrası dünyayı görmüş orta yaşlı bir insan olarak bence muhteşem bir durum. Çünkü her nevi dezavantajları da olsa, kötüye kullanılması ya da işte propaganda için kullanılması mümkün olsa dahi, internet bilginin dağıtılımını teoride demokratikleştiren bir şey. Kolaylaştıran bir şey. Yani sesinizi duyurmak için çok büyük altyapılara ihtiyacınızın olmadığı bir iletişim imkanını sunuyor size. Bu sayede de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi sosyal medya devlet kurumları tarafından baş belası olarak görülebiliyor. Bir sorun olarak görülebiliyor. Çünkü kontrol edilmesi zor. Türkiye'de de artık bundan sonraki gelecek adımların sosyal medyayı daha da baskı altına almak ve buradan çıkabilecek muhalif sesleri daha etkin bir şekilde susturmak için olacağından endişe ediyoruz. Çünkü mesela şu ana kadar yeni düzenlemelere dair, taslağa dair bir şeyler duymadık. Ancak bir MHP milletvekilinin verdiği bir yasa teklifi vardı. Bu yasa teklifi görüşülmedi. Çok da ciddiye alınmadı. Kişisel verilmiş ve iktidar partisinden verilmemiş bir teklif olduğu için. Ama bakıldığı takdirde, eğer gelecek düzenlemelerin ruhunu, bakışını yansıtan bir içerikteyse, yani Türkiye'de bağımsız medyanın ya da yurt dışıyla bağlantılı olan, yurt dışında yurt dışı kurumların Türkiye'deki temsilcilerinin bağımsız bir şekilde çalışmalarının kesinlikle istenmediğini görebiliyoruz. Çok teşekkürler. Ülke, o zaman hani hiyerarşi yapmayalım dedik ya gazeteciler, yani böyle bir liste yapmayalım. Gazeteciler üzerindeki baskı ve yıldırma yöntemleri bakımından. O zaman bize bir gene, ya sen aşağı yukarı tüm gazeteci yargılamalarını takip ediyorsun. Adliyelere giderek, hapishanelerde ziyaret ederek gazetecileri, dosyalara hakimsin. Bir genel durumu tasvir etmek mümkün mü? Yani şu an her, yani sadece internet sansürü bakımından değil, çok kısaca genel olarak yargı gücüyle gazeteciler üzerinde kurulmak istenen tahakkümü nasıl tarif edersin? Ve bunun içinde de evet, yani
sansür giderek daha geniş bir alan kaplıyor mu, onu bir sormak isterim. Sesini duyamıyoruz. Hayır, gelmiyor. Şu anda geliyor mu? Evet. Kusura bakmayın. Aslında bu soruya şöyle bir tablo çizmemiz belki mümkün. Yani gazetecilere ve basın kuruluşlarına yönelik tek bir şekilde baskı kurulmuyor. Çok farklı enstrümanlarla çok farklı şekillerde bu tezahür edebiliyor. Yani gazeteciler sadece cezaevine atılmıyor, sadece fiziksel saldırıya ya da işte psikolojik şiddete maruz kalmıyor. Aynı zamanda kimi idari enstrümanlarla da bunu gerçekleştirebiliyorlar. İşte örneğin basın ilan kurumuyla ilan kesme cezaları uygulanıyor. Ya da çevrimiçi ortamda bir şiddete maruz kalıyorlar. Troll saldırılarına maruz kalıyorlar. Veyahut da işte fake news gibi yasalarla ya da lisanslama yöntemleriyle gazetecilerin önüne yeni sansür düzenlemeleri getiriliyor ve bunun içerisinde esasında Türkiye medyası bir sansür çukuru içerisinde adeta yok edilmek isteniyor. Bu şeyin dozu da, baskının dozu da her geçen gün artıyor ne yazık ki. Bu fake news'e ilişkin esasında devam etmek isterim ben de. Şimdi özellikle 2019'dan sonra sosyal medya üzerindeki düzenlemeler, 56-51 sayılı kanuna eklenen düzenlemelerle baskılar artırıldı. Ve son geldiğimiz noktada artık bu da yetersiz kaldı anlaşılan ve işte yalan haberlere dair bir yasa tasarısından söz ediliyor. Henüz önümüze somut bir şey yok ancak Barış Hanım'ın da bahsettiği gibi diğer ülkelerdeki düzenlemeler esasında önümüzde bir örnek olarak duruyor. Bu tür yasalarda yapılan esasında en önemli gazeteciler üzerinde uygulanan en önemli baskı yöntemi muğlak düzenlemeler yapmak. Şimdi mesela bir fake news yasasında ne yalan haber, ne propaganda, ne içeriği nedir bunların tanımlaması ne kadar mümkün tartışılır. En nihayetinde işte gazeteciler cezaevine atılırken İşte terörle mücadele yasasına bakalım. Tamamen muğlak düzenlemelerden oluşuyor ve içeriği uygulama esnasında her türlü yoruma açık şekilde somutlaştırılıyor. Ve işte geliyorsunuz, örneğin yine Cumhurbaşkanı hakaret suçuna geleyim, daldan dala atlıyorum biraz ama ne hakaret, ne hangi noktada hakaret, ifade özgürlüğüyle hangi noktada çatışıyor bunlar ya da özel hayatla hangi noktada çatışıyor belirsiz değil. Bunlar ne yazık ki bu düzenlemeler yapılıyor ve yıllar sonra bu düzenlemelerin kanun niteliğinde olmadığına karar veriliyor. Ancak yıllarca uygulanmış ve pek çok gazeteci bu baskının altında ne yazık ki ezilmiş oluyor ve basın kuruluşları bir abluk altına alınmış oluyor. Umuyorum bu düzenleme çıkmaz. Çıktı takdirde de en hızlı şekilde iptal edilir. 5651 sayılı kanundan bahsedince bizde çevrim içi, çevrim dışı diye ayıracağım hayatı. Çevrim içi evrenin çevrim dışı evren kadar kapsayıcı bir hukuku var mı? Yani sanki düzenlemeler internete geldiğinde hakları garanti altına almaya değil de özgürlük alanını daraltmaya yönelik gibi. Örneğin 5651 sayılı kanun bu alanı düzenlemek için yeterli mi? Ya da işte hani benim az önce söylediklerime katılır mısın? Çevrimiçi ortam elbette şu aşamada hani internet en nihayetinde gelişen bir yapı ve her geliştiği günde yeni bir şeyler ekleniyor. Buna işte bugün Metaverse'den, NFT'den vesaire bunlardan bahsediyoruz. Ve hukuku da tabii ki de gelişiyor. Ancak yapılan düzenlemeler kapsamlı düzenlemeler oluyor ve hala da yapılmaya devam ediyor. Ancak düzenlemeler geldiğimiz nokta itibariyle esasında özgürlükler aleyhine işletilmeye başlandı. İşte kişisel verilerin korunmasından artık işte unutulma hakkından bahsediyoruz ama bunlar her ne kadar işte bireylerin özgürlüklerini genişletmek, kendi hakları üzerinde bir egemenlik kurmalarına yarayacak şekilde
meşru bir zemine oturtulmaya çalışılsa da geldiğimiz nokta itibariyle iktidarın maşasına dönmeye başladı ne yazık ki. Nitekim işte 56-51 sayılı kanunda da yapılan düzenlemeler, örneğin geçtiğimiz günlerde 9. madde ilişkin bir ihlal kararı verildi biliyorsunuz. Pilot karar niteliğinde. Özellikle gazetelere uygulanan erişim engelleme kararlarının dayanağı olan 9. madde. 9. maddeyi hatırlatabilir misin? Bilmeyenler, aşina olmayanlar için. Tabii kısaca okuyayım isterseniz hemen. Çok özür diliyorum. İnternet ortamında yapılan yayının içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişilerle kurum ve kuruluşa, içerik sağlayıcısına, bunun ulaşılamaması haline yer sağlayıcısına başvurarak ve daha sonrasında işte sulh ceza hakimliğine talepte bulunarak içeriğin kaldırılmasını talep edebiliyordu. Bu şekilde Türkiye'de pek çok internet ortamından yayın yapan gazeteye bu şekilde erişim engelleme kararları gitti bugüne kadar. Ve en nihayetinde bu içerikler internet ortamından kaldırıldığı içerikler silindi. Ancak işte 2021 tarihli bir kararla da bunun yasal bir zemininin olmadığı, yasa niteliğinde olmadığı, gerekli kanuni güvenceleri sağlamadığına karar verdi Anayasa Mahkemesi. Ve şu anda bu düzenlemenin bir kanun kalitesinde olmadığına karar verildi. Geldiğimiz nokta itibariyle yine kişisel verilerin korunması kanununda benzer bir şekilde bireylerin haklarını korumak yerine bugün gazetecilere yönelik olarak bir tehdit unsuru haline getirildi ne yazık ki. Barış, unutulma hakkından bahsetmişken oradan devam edelim istersen. Çünkü hakikaten sansür amaçlı verilere bakınca da öyle gözüküyor. Yani kaldırılan içeriklerin önemli bir kısmının bu unutulma hakkı kapsamında olduğunu görüyoruz. Sadece işte RTÜK ya da başka hükümet kurumları kaynaklı olmayabiliyor sansür. Gazeteciliğin önün, ya yani bu unutulma hakkı konusunda ne düşünüyorsun ve gazeteciliğin önünde nasıl bir engel ya da sakınca, tehdit teşkil ediyor? Tabii ben burada hukuki bir değerlendirme yapmayacağım ama unutulma hakkı temelde ve özünde Avrupa Birliği'nin de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kararları olan, yeni de olmakla birlikte biraz oturmakta olan ve genel olarak da hani olması gerektiğini düşünülen bir hak. Bu konuda ben de gene çoğunluğun görüşüne katılıyorum. Elbette ki istemediğiniz bir durumda kalmışsanız unutulma hakkınız olabilir. Özellikle bazen işte cinsel suçların mağdurları veya başka türlü bir gerçekten kontrolünüz olmayan bir durumda internette herkesin sizi böyle bir olayla hatırlamasını istemeyebilirsiniz. Bu çok doğal ama demin Ülküşer'in de bahsettiği gibi Türkiye'nin şimdi siciline bakınca unutulma hakkı gibi bir hakkın nasıl kullanabileceğini, ayrıca Türkiye'de yargı bağımsızlığının da artık esamesinin dahi okunmadığı bir ortamda kestirmek gerçekten çok zor değil. Ben size birkaç örnek vermek istiyorum. Bir, şirketler hem unutulma hakkı hem de bir de itibar, şirket itibarına saldırı gibi, itibarsızlaştırılması gibi maddeleri kullanarak gazetecilere, özellikle de ekonomi haberi ve yolsuzluk haberi yapan gazetecilere karşı yargıyı bir silah olarak kullanıyorlar. Elbette ki kullanacaklar çünkü onlar da aptal değil. Böyle devletin bunu yaptığını görünce onlar da bu sisteme dahil olabilecekler ama unutulma hakkı olarak da gördüğümüz gene bunu kullanılarak engel verilen gene sulh ceza mahkemelerinden karar çok, hani belki şu an ülkede burada daha çok şey söylüyorum ama gördüklerimiz genelde şu oluyor. Örnekse tacizci bir kişinin çocuklara taciz söylenen bir kişinin, bu özellikle bir tarikat vardı şimdi Uşaki, hatırlarsınız. Sanırım unutulma hakkından engel gelmişti. Benzer şekilde Van'da bir tecavüz davası olmuştu. Gene orada unutulma hakkı yanılıyor olabilirim ama genelde vaka olarak yüzde olarak baktığımız zaman unutulma hakkının daha çok kadınlara, çocuklara karşı şiddet veya cinsel suç işleyen ve hayvanlara, çok ilginç. Örnekse gene birkaç sene önce bir unutulma hakkı kullanımıyla, birkaç sene önce dediğim 2010, artık karıştırıyorum COVID yüzünden, 2020 ya da 19'da geçen bir şey vardı. Kedilere işkence yapan bir kişinin bu hakkının korunması amacıyla, her zaman çok ilginç bir şekilde biz bunu bu saldırılarda görüyoruz. Oysa ki bazen istismar davalarında çocukların isimleri
sosyal medya afişi olduğunda bile biz bu şeyi, bu tepkiyi görmeyebiliyoruz yargıdan. Nasıl bir şey ortamda olduğumuzu zaten biliyorsunuz. Bu anlamda evet, unutulma hakkı elbette ki evrensel ilkelere bağlı ve amacına ilgili bağlı olarak mutlaka olmalı ve korunmalı. Ama Türkiye'de yasada adının geçmesi bize iyi bir şey söylemiyor ve öyle kullanılacağını maalesef garantisini veremiyor diyebilirim rahatlıkla. Ya mağdurları değil, failleri unutmaya çalışıyoruz Türkiye'de. Failleri unutmaya veya hani sadece böyle bir adi suç veya veya şiddet suçu olmasına bile gerek yok. Siz bir politikacı olarak da kamuya karşı işlenen suçlar, işte izin metrinize para geçirme veya yolsuzluk gibi, hani böyle belli bir kesimi korumakta kullanmak için çok, nasıl söyleyeyim, çok kullanışlı bir yasa olabilir gibi Türkiye'deki uygulama ve bakış açısıyla. Hamza Yerlikaya'nın sahte diploma haberlere, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Vakıfbank Yönetim Kurulu ise sahte diploma haberlerinden 125 URL'yi engelletmişti örneğin. 2019 yılında olması lazım. Burada ben genelde moderatör çok kısa bir şey söyleyebilirim. Bunlar çok güzel hatırlatmalar olduğu için Hamza Yerli, bu örnekler evet tam anlamıyla böyle örneklerden bahsediyorum ama aslında bu URL engelletmeleri veya bir motor arama motorundan çıkarılması tam anlamıyla kaybolduğu anlamına gelmiyor. Belki de internette tabii ki erişimi zorlaştırıyor. Biz bunları bulabiliriz ama burada her zaman, yani birazdan geleceğiz belki daha oraya uygun bir söz. Ne yapabilir kullanıcı veya gazeteci? Her zaman da bunu aklınızda tutmak lazım. Belki kullanıcı alışkanlıklarını, belki arama motorlarımızı değiştirmek de lazım. Bunu da ben biraz böyle bir bütün olarak, evet tabii ki böyle bir yasa olmasın ve mevzuat geçmesin. Ama geçince buna karşı yapılabilecek şeyler var mı? Bu da her zaman aklımızda olması gereken bir soru diyorum ve özür diliyorum. Bir eklemek istedim. Ülkü, unutulma hakkını kullanan birisi nedeniyle bir içerik kaldırıldığında bununla ilgili yasal olarak, hukuki olarak elimizde ne gibi enstrümanlar var buna itiraz etmek için ya da bununla mücadele etmek için? Şimdi unutulma hakkı özellikle Barış'ın da bahsettiği gibi daha çok failler tarafından kullanılmaya başlandı ama esasında çıkış noktası o değil unutulma hakkının. Her bireyin yeniden hayata başlama, geçmişini silme, yeni bir hayata başlama hakkı olduğu üzerinden başladı bu tartışma. 10 yıl kadar önce başladı. 2016 yılında da Anayasa Mahkemesi'nin bir içtihadı var bu konuda. NBB kararı. Daha sonrasında oran ilerledi. Esasında soruna da geleceğim ama Anayasa Mahkemesi'nin kriterleri var bu konuda. Yine Yargıtay'ın da kriterleri var. Oradan başlamak istiyorum. Anayasa Mahkemesi diyor ki ben bunu her somut olayda ayrı ayrı değerlendiririm somut olay özelinde ve burada şunlara bakarım diyor. Bu yayının içeriği nedir? Yayın ne kadar zamandır internette? Güncel mi? Tarihsel bir veri sunuyor mu? Haberde konu edilen kişi kimdir? Statüsü nedir? Burada bir kamu yararına katkı var mıdır bu haberde? Haber olgusal gerçekleri mi yoksa bir takım değer yargılarını mı aktarıyor? Ben bunlara bakarım diyor. Ki yine Yargıtay'da üstün bir kamu yararı olup olmadığına bakıyor. Üstün bir kamu yararı varsa unutulma hakkını kabul edilebilir buluyor. Ancak geldiğimiz noktada her ne kadar istisnai bir hak olsa da dar yorumlanması gerekse de az önce bahsettiğimiz gibi çok geniş yorumlandığı noktalar söz konusu. Özellikle iktidara yakın kişilerden söz ediyorsak ya da şiddet faillerinden söz ediyorsak ne yazık ki sanki burada bir kamu yararı yokmuşçasına bu tür kararlar çıkıyor. Bu noktada elbette itiraz hakkı oluyor kişilerin veya işte gazetecilerin. Ama ne yazık ki dediğimiz gibi yıllar sonra bu konuda etkili kararlara ulaşabiliyoruz ve iş işten geçmiş oluyor, içerik silinmiş oluyor, karar çoktan güncelliğini yitirmiş oluyor. Ancak tabii ki de bu süreçleri sonuna kadar takip etmek gerekiyor. Özgür, hukuki yansımalarını konuştuk ama unutulma hakkının gazetecilik pratikleri, gazetecilik etiği neticede hafızasını da oluşturuyor gazetecilik faaliyetleri bir toplumun bir şekilde. Bu bakımdan nasıl etkiler diye düşünüyorsun ve bu bizim dışımızdaki ülkelerde nasıl tartışılıyor?
Ya, olumsuz etkilediği muhakkak. Özellikle bizde olumsuz etkilediği muhakkak. Bundan bir 4-5 ay evvel bir heyet olarak bazı basın kurumlarını ziyaret etmiştik. Bunlardan biri de Evrensel Gazetesi'ydi. Orada mesela bu konuyu konuştuk. Daha öncesinde, bu yasa çıkmadan evvel, hani arama motorlarında adım çıkıyor şu haberden dolayı, işte mağdur oluyorum, mesele şudur gibisinden vatandaşların direkt gazeteye bazen geldiklerini ve konuştuklarını, haberi kaldırmasalar bile mesela ismi sildiklerini, ismi sadece baş harflerden ibare geldiklerini, böyle bir diyalog olduğunu, ancak bu düzenlemeden sonra bunun tamamen yok olduğunu, vatandaşın direkt mahkemeye gittiğini söylediler. Yani bu bir örnek ama ben bu sorunun bu şekilde çözülmesi, yani bir omusmanlık deyin, bir hakemlik deyin, bir uzlaşma deyin, yani vakaya göre yani burada tek bir kişi 10 tane haber kurumunun peşinde de koşturamayabilir, yani bu da çok pratikte olabilecek bir şey değil ama bunun bir ara kurumla vaka vaka inceleyecek bir sistemle işleyebileceğini düşünüyorum. Ancak netice olarak da yani niyet buysa, yani niyet vatandaşın buradaki şu veya bu şekilde faili olarak, mağdur olarak zamanın geçmesiyle vesaire, işte Ülkan'ın değindiği hukuki kısmına, derdini çözmek bir mesele, yoksa yani istenmeyen haberleri internetten silmek için bir diğer bahane mi? Çünkü gene hani Ülke Hanım yanlış bir şey söylüyorsam düzeltebilir ama bunun öncesinde de siz korumasız değildiniz. Mesela yani hakkınızda bir iftira haberi, bir yalan haber, sizi kötüleyen vesaire bir şey olduğunda bunların öncesinde. Başka seçenekler de vardı. Yani bu unutulma hakkı bence de gerekli. Ama Barış'ın da dediği gibi işte daha yeni yeni oturuyor ve bizdeki gidişatıyla çok hayırlı bir etkisi yok şu anda habercilik üzerinde. Çünkü çok basit olarak daha çok haber silinmesine neden olan bir araç. Şu ana kadarki uygulamada gördüğümüz şekliyle. Yani yurt dışında da çok şey değil. Gerçekten oturmuş değil. Farklı hukuk sistemlerinde farklı şekilde uygulanabiliyor. Ama ben temel ilke olarak, yani her vakaya ayrı ayrı bakılması gerektiğini düşünsemse, temel ilke olarak bir haberin silinmesinin önemsiz bile gözükse yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani son çare olması gerektiğini düşünüyorum en azından. Peki sürekli sorunlardan bahsettik. Biraz hani çözümlerden bahsetmek ya da umutlu bir yerde toparlamak lazım. Yani bir çözüm önermek lazım diye düşünüyorum. Bizim başlığımız gazeteciler ve aktivistler ne yapıyor, ne yapmalı? Ama ben hani biraz daha tabii gazetecilik özelinde sormak istiyorum. İsterseniz aynı sırayla gidelim. Barış, bu sansür meselesini aşmak için ne öneririz gazetecilere? Ne yapmalılar, ne yapıyorlar? Ne dersin? Mesela Rusya'dan çıkanlar, gazeteci meslektaşlarımız, Rusya'dan ayrılanlar, kendi güvenlikleri için mi yoksa dışarıdan içeriye gazetecilik yapmak şu anda tek çözüm gözüktüğü için mi çıkıyorlar? Bu bir seçenek mi? Bu da güzel bir soru. Öncelikle gene Rusya üzerinde birçok insan zaten birçok kurum gitmek zorunda kalmıştı. Yayınlarına yurt dışından devam ediyordu. Biliyorsunuz bu arada Türkiye'den de çok fazla giden oldu ve Türkiye'nin de yurt dışında Türkiye'den giden gazetecinin oluşturduğu haber merkezleri de var. Bu an gidenlerin bir kısmı bir hibrit durumdalar. Hem tehdit var hem de artık zaten haber savaş diyemiyorsunuz. Hani bırakın Ukrayna ile ilgili bir hakikatten bahsetmeyin ne olduğunu. Çok büyük ciddi bir hapis tehlikesi varken elbette ki mesleğinizi Rusya'da yapmanıza imkan yok. O yüzden çoğu da kesinlikle mesleklerine devam etmek istiyor ve gazeteciliğe devam etmek istiyor. Bu çok çok önemli bir motivasyon her zaman gazeteciler için. Önce yine senin soruna gelince bunun tabii kalması lazım. İkinci olarak yine bununla ilgili ne yapabiliriz sorusunun cevabı hem gazeteciler için bu şimdi biraz ben şöyle bakıyorum. Buna biraz uluslararası bakmak lazım diye düşünüyorum. İkincisi biraz daha genel olarak da daha büyük bakmak lazım. Çünkü biz internet sansürünü konuşurken hep devlet sansüründen bahsediyoruz ama bu sene Frances Hogan'ın Facebook'tan çıkan
3 tane büyük parlamentoda, ABD Senatosunda, Avrupa Parlamentosu önünde ve İngiltere'de Krallık Birleşik Krallık Parlamentosunda anlattığı bazı ifşaatları oldu Facebook'tan. Bunlar daha önce de oluyordu ama çok fazla ne oldu? Belge getirmişti Frances Hogan. Bunun dışında çok sayıda eski Silikon Vadisi'nde çalışanın bu algoritmadan bahsettiği ve hani zaten bizim için platformlardan gelen ister istemez onların kar modeline dayalı bir sansür olduğu, gazeteci olarak değil zaten bir okuyucu kullanıcı olarak hepimizin olduğu zaten bilinen bir durumdu. Ve gerçekten bunu yıllardır söyleyen ve sadece bu olmasın diye kar amacıyla farklı bir finans modeli ve öğretim modeli kuran birisine bu sene Nobel verdiler, Dünya Barış Ödülünü. Maria Ressa Filipinler'den, Rappler'ı kurduğu için. Ve yıllardır bunu söylüyordu. Böyle bakmamız gerektiğini düşünüyorum biraz. Elbette ki Türkiye'deki mevzuat, yani bu olmamalı kafa ve yargı bağımsızlığı. Bunların hepsi bir bütün. Ama şunun örneği var. Örneğin ben Ukrayna Savaşı'yla ilgili bilgi almak isteyen bir Putin sevdalısıysam, diyelim ki olabilir. Ve ben işte Google çalışıyor olsa ülkemde, bana Ukrayna'da savaşı kazandığımız sonuçları sadece geliyorsa, ama işte muhalif Özgür Öğret işte Ukrayna'da Ukrayna'ya zafer tweetleri geliyorsa, zaten hani bir devletin hiçbir şekilde bunu engellemesine gerek yok. Çünkü ben zaten bunu duymayacağım. Ve istedikleri benim duymamam zaten. Hani algoritmalardan yani, bahsediyorsun. Algoritmalardan bahsediyorum. Platformların yaptığı şeyden. Böyle bir dünya var. Farklı gerçeklikler var. Zaten algoritmalar olduğu için engellemeye bir gerek var mı bilmiyorum yöneticiler için, ama zaten onlar mesela Putin hükümeti bugün savaş kelimesini yasakladığında tabii ki muhalifler bunu kendi aralarında konuşmasını istemiyor. Başka bir endişesi var. Çünkü insanların Türkiye'deki gibi çoğu insan televizyondan alıyor haberlerini ve orada zaten devlet yanlısı haberler izliyorsun. Orada çok ağır bir sansür var. Gerçekten hiçbir dönemi, yani böyle benzetmeler yapmak istemiyorum ama hani 2. Dünya Savaşı propagandasıyla karşılaşmalar yapılıyor. Buna çok uygun bir sansür var. Bazen biz de Türkiye'de yanlış gazetelerde bunu, hani insanın tüylerini diken diken yayınlar görebiliyorsun. Bunun tabii ki onun duymasını istemiyorum. Bu durumda gazeteciler ne yapabilir? Bir, bu konuda biraz farkındalık geliştirmeli. Bu platformlar, haberlerimizi ulaştırdığımız okuyucumuza platformlar nasıl çalışıyor? Biz ne pahasına onları kullanıyoruz? Elbette ki onlara muhtacız, bunu tartışmıyorum. Kesinlikle ulaşmak için. Ama bize ne kadar yarar verip zararlı olduklarını devletlerden istemeden önce sansürden bahsedecek, bunu bir tartışmamız lazım. Gene bu çok net bir şekilde artık gene bilimi var. Bu Maria Ressa hani kadıncağız öyle Nobel aldı diyoruz ama şu an bunların hepsi ispatlandı söyledikleri. Örneğin yalan haberlerin, gerçek anlamda yalan haberlerin daha çok yayılması, viralleşmesi. Bunların hepsinin arkasında hem algoritma hem insan psikolojisi ve beynin çalışmasıyla ilgili çok spesifik ve açık nedenler var. Bu şey gibi oldu, bunu ben söylemiyorum, bilim söylüyor gibi. Ama gerçekten böyle. Örneğin ben sizin bir video paylaşıyorum ve aşıların tarihini anlatıyorum. İşte Louis Pasteur'dan başlayarak ama biraz bilimsel ve sıkıcı. Ama sonra komşunuz bir tane video paylaşıyor ve işte kolumda kaşık durdu şeyden sonra diyor. Ve gerçekten bunun işte Twitter'da 8 kat daha hızlı ikincisini yayın. Hem daha kısa hem daha insanlara tepki yaratıyor işte bu işte serotonin ve şeylerimizi tetikliyor. Gerçekten bunların bunu anlattılar yani hani Frances Hogan ve şimdi biliyoruz ki şirketler bunları yazılı tutuyor. Hani bunlar böyle bir şey değil, komplo teorisi değil, gerçekten buna mesai yapan bilim insanları var ve bir şey bulmuşlar. Hep diyoruz ya işte hack bulmak hayat, yani insanların psikolojisini hack etmişler ve buradan bunu okuyucu olarak, gazeteci olarak bir kere önce bizim bunun bir farkındalığımızı geliştirmemiz lazım ya da kullanıcı olarak. Bu şirketler bizim neyimizi alıyor ki bizi oluşturuyoruz. Öncelikle bu. Sonra da isteyeceğimiz taleplerimiz de buna yönelik olmalı. Evet, bunu söylüyor gazeteciler artık. Tabii ki algoritma olmasın, kronolojik sıraya gitsin haberler, göre gitsin. Bu hepimizi, demokrasiyi, haberlerimizi, her şeyi tehdit ediyor. Bütün şu anki varoluşumuzu ve demokrasiyi ve sadece Türkiye'de değil, her yerde. Ondan sonra bu devletle birlikte olunca iki tarafta çok büyük bir baskı ve sansür mekanizması oluyor. Zaten benim haberlerimi kimse duymayacaksa ya da işte sadece beni çok etkisizleştiren bir şey bu. Neredeyse hani gene bu yasa olur. Ben yine de işte cezaevine girerim. En azından işte Sabah gazetesi haberimi yapar. Öyle duyulurum. Öbür türlü hiçbir zaman önünüze düşmeyecekse tabii ki benim bilgim yani hakikati ulaştırmamak, ama burada biraz da ben gazetecilerin ikincisi bunun biraz sorumlu olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde ulaştırmaktan da biz biraz sorumlu olmalıyız. Üçüncü olarak da bu çok özür dilerim, burada keseceğim. Burada bugüne kadarki haberi sunuş yapış biçimlerimizi mi değiştirmemizden bahsediyorsun, yoksa hani şu kaşık meselesini anlatırken o geldi aklıma. Bir bilim insanının
bütün ciddiyeti ve ağırlığıyla anlatmasıyla birisinin hani kolunda kaşık duruyor demesi arasındaki o fark. Ben bunu söylemek çok hoş değil. Biraz ikisinden de bahsediyorum. Evet, biraz daha hani işte şu anda ilgi sarmalı çok kısaldı. Biraz daha insanlara uygun bir şekilde vermek önemli. Artık daha okuyayım. Ben bunu tartışılabilir bu arada. Ben böyle düşünüyorum. Bence bir önemli bir haber yakaladığınızda tabii ki yapamazsınız ama en azından ulaşmasını garantiye almak için çabalamanız lazım. İkinci olarak da diyelim hesabınız kapandı. İşte devlet erişime engelledi, Twitter kapattı, Facebook kapattı neyse. Bir şekilde farkındalığınız ve bilginiz olmalı. Ben o kurumla nasıl buluşurum? İşte peer to peer mi bilmiyorum ama hani teknik bilginiz olmasa bile ikinci ve fiziksel olarak ulaştırmak da sizin göreviniz. Üçüncüsü bunlar gene dediğim gibi çok toplumsal bir şeyden hiç kimsenin tek başına veya grup olarak düzeltemeyeceği bütün dünyayı etkileyen bir durumdan bahsediyoruz. Hem devlet baskısı çünkü yasalar her yerde aynı hem algoritmalar açısından ve bütün insanlığın bunları kullanıyor olmasından bunun altını çizmekle birlikte belki yavaş yavaş özellikle aktivistler için şimdi konuşacağım gazeteciler için değil biraz daha çevrim dışı alanlara geri dönmeyi düşünebiliriz. Hemen bir örnek vereceğim. 8 Mart'ta yürüyüş yaptığınız zaman işte veya feminist gece yürüyüşü ya da herhangi bir zaman sizi hiçbir zaman görmeyecek bir insan oradan geçen fiziksel olarak görüyor. Burada hala çevrim dışı alanda yapılan şeylerin bu panel olabilir, konuşmalar olabilir. Hala bir geçerliliği ve farklı bir ulaşma ulaşma kapasitesi var. Bazı yazarlar örneğin bir örnek daha vereceğim. Hatırlarsanız bir ara Cem Yılmaz sadece aklıma geldiği için söylüyorum. Hiç Twitter kullanmıyordu. Çok yakın zamanda başladı. Bir sürü takipçisi vardı. Bir mesaj bile atmamıştı. Ama ne şovları ne ünlülüğü azaldı. Ha, önceden ünlüydü diyebilirsiniz. Ama sonradan bu zamanda ünlü olup hala kitabını yaptığı iş neyse bunu duyurabilen panellerle insanlar da var. Ama buna bu cesareti ve bunu gösterebilmek lazım. Ki hem işte devletin sansürüne hem platformların kar amaçlı gelişen algoritmasına kurban gitmeyelim. Ama her şeyden önce bu farkındalığa ve bakışa sahip olmamız gerek diye düşünüyorum. O yüzden bu tür konuşmaları yapmak, kafa yormak, bu konularda okumak başlıca iyi bir adım başlangıcı olarak diyebilirim. Özgür, dünyayı takip eden birisi olarak bugüne kadar duyduğun, elbette hani bu meseleye dair senin de görüşlerini almak istemem ama duyduğun en iyi, sansür açmak için kullanılmış en iyi yöntem neydi bugüne kadar karşılaştığın? Aa, bu iyi fikir dediğin. Geliyor mu aklına bir şey? Yani böyle spesifik bir örnek olarak gelmiyor. Çünkü bir de sansüre bakışım benim, yani sansürü aşabileceğimiz bir şey değil zaten. Bu bitmeyecek bir mücadele. Yani farklı formatlarda, farklı platformlarda, yeni teknolojilerle gazetecilik açısından söylenirse yani toplumun bilgi almak istediği, bilgi almaya ihtiyacının olduğu, arzu ettiği yani bilgiyi ulaştırmak isteyen gazeteciler olacak ve ulaşmamasını isteyen devletler veya başka güç odakları olacak. Yani bu pek aşılabilecek bir şey değil, bir sürekli mücadele gerektiren bir durum, sansürle mücadele. Ve burada teknoloji şirketlerinden ve sosyal medya şirketlerinden ve diğer teknoloji şirketleriyle ilişkimizi iyi anlamamız gerekiyor. Barış'ın da dediği gibi. Yani her şeyden önce bunların şirket olduğunu anlamamız gerekiyor. Yani bunlar şeytan da değiller, şövalye kahraman da değiller. Hani bunlar şirketler. Şirketler kar etmek için kurulur. Ayıp değildir. Ama yani fakat şirketin birincil olarak önemseyeceği şey kendi varlığı ve kar etmesidir. Hani bu durumda X ülkede bir sansür talebi geldiğinde eğer şirket burada karını etkileyecek bir şekilde buna direnmeyi düşünecekse bunu marka değeri bakımından düşünecektir. Bunu marka değeri bakımından nasıl düşünür? Kullanıcılar, sadece yani gazeteciler, siz biz değil. Eğer herkes buna önem veriyorsa, buna önem verdiğini platform üstünde belirtiyorsa, çünkü ne dediğimiz, ne söylediğimiz, hangi grupların ne düşündüğünü çok yakından izliyor bu şirketlerin tamamı, yapıları gereği. Burada farkındalık yaratabilirsek, yani şurada bizim platform engellendi veya şurada bu gazetecinin hesabını kapattık ama pek kimsenin de umurunda değil diye bakıyorlarsa bu şirketler bize yardımcı olmazlar. Ancak hani bu bizi etkiliyor, bu bizim marka değerimize zarar veriyor gibi bir algı yaratabilirsek, işte o zaman
hem bireysel olarak hem yani tek tek vakalar dahilinde bu şirketlerle muhatap olurken birey olarak veya işte kurumlar olarak olsun ya da genel bir kullanıcı perspektifi dahilinde daha realist ve etkili bir tavır olur diye düşünüyorum. Yani motokuryelerini açlık sınırında çalıştıran bir yemek şirketini nasıl protesto ediyorsak, bayağı da kitlesel olarak geçenlerde deneyimledik bunu birkaç kurumda. Evet. Aynı prensipte sosyal medya platformlarını da sivil bir denetim altında tutmak ve protesto etmek ve bu konuda duyarlı olmak gerekiyor diye anlıyorum. Tabii, tabii. Ya şu pek gerçekçi değil. Yani mesela o verdiğiniz örnekte hani bir servisi kullanmayı bırakabilirsiniz de sosyal medya hesaplarımıza daha bağlıyız. Yani böyle çat diye hesabı kapatmak veya insanlardan bunu beklemek çok gerçekçi değil. Ama protesto amaçlı dondurma bile onun dahi dışında dediğimiz gibi hani yeterince insan eğer sansür konusunda eğer gazetecilerin ve kamu gazetecilerin kullandığı şey yaydığı ve kamu yararı olan bilgilerin yayılmasının önemli olduğunu platform üstünden düz bir şekilde belirtirse bunu zaten platform görüyor. Yani kullanıcılarının neye önem verdiğini, ne konularda hassas, ne konularda duyarlı olduğunu ve bu konularda zaten adım atıyor. Mesela bu platformların eskiden ifade özgürlüğü bakımından yani burada nerede duruyorsanız durun çok daha geniş bir toleransın olduğu ancak oradan zaman içinde evrilerek işte Amerikan başkanının sosyal medyadan atılmasına kadar geldiği bir değişim gördük. Hani bu sosyal medyada ki sosyal medyanın kendi kullanıcılarını dinleyerek attığı adımlar bunlar. Yani özgürlüğe doğru da gitsek, kısıtlamaya doğru da gitsek bunu gene kullanıcı kitlesi oluşturuyor. Tabii burada çok bağıranın çok sesi duyuluyor gibi bir dezavantajı var. Ama farkındalığı arttırırsak bunu da kendi lehimize kullanabiliriz belki diye düşünüyorum. O zaman Ülkü son olarak şirketler hukukunu da düşünerek elimizde hukukun verdiği hangi enstrümanlar var? Şimdi burada esasında hukukun verdiği bazı enstrümanlar var ama ne kadar etkili bu tartışılır. Çünkü şuraya gelmek istiyorum. Geçtiğimiz sene hatırlarsanız bazı gazeteciler Instagram, Twitter üzerinden bazı tehditler aldı. Bir JITEM adlı bir hesaptan. Buna ilişkin çok sayıda suç duyurusu yapıldı. Biz de yaptık, MLSA da yaptı, gazeteciler kendi adlarına da yaptılar. Ancak bunlardan gerçekten etkili bir en üst karar çıkmadı. Ve çoğu zaten takipsizlikle sonuçlanıyor. IP adresleri bulunamıyor vesaire. Bu tür hani doğrudan bireylerden gelen tehditlere karşı esasında hani suç duyurusunda bulunmak ve süreçleri sonuna kadar takip etmek, devletin yükümlülüklerini ortaya koymak son derece önemli. Bu konuda bir soru işareti olmasın. Elbette bütün hukuki süreçler sonuna kadar takip edilmeli, ısrarcı olunmalı ve ancak bu baskıdan ve bu tehditlerden ancak bu şekilde çıkılabilir. Onun dışında da hem Barış'a hem Özgür'e katılıyorum. Burada bu platformlarına birer şirket olduğu, çok uluslu şirket olduğu çoğunun ve gerektiği zaman kendi kârlarını düşündüğü, kendi içerisinde bulunduğu çok uluslu yapının çıkarlarını düşündüğü gerçeğini unutmamak gerekiyor. Burada hani Barış'ın dediği gibi çevrim dışı ortamın önemine vurgu yapmak istiyorum. Sokakta olmayan hiçbir şey internette olmuyor. Bu birbirinin yansıması. Bu noktada hem sokakta hem internet ortamında örgütlülüğün ve dayanışmanın önemine vurgu yapmak istiyorum esasında. Evet, hukuken belli mekanizmalar olabilir bunlara karşı ama en temelde bu dayanışma ve örgütlenme internet ortamında da örülmezse ve tamamen hızlı haber rekabet üzerine kurulu bir sistem ve gazetecilik anlayışına evrilirse biz buradan ne yazık ki hiçbir sonuç alamayız ve bu ablukayı bu rekabet ortamında kıramayız. Ancak ne zaman ki
gazeteciler dayanışır, birisinin hesabı kapatıldığında ya da haberi ortadan kaldırıldığında ya da hesabı işte belli bir devletin kuruluşuna ait diye taglendiğinde buna karşı bir mücadele sergileyebilirlerse ancak o noktada bir gerçek bir çözümden bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Dayanışmadan daha umut verici bir mesaj olamayacağı için artık ben bu noktada bitirelim diyorum sohbetimizi. Hepinize tek tek çok çok teşekkür ederim bugün burada bizimle birlikte olduğunuz için. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Teşekkürler.